Spor lisesinde okuyorsun, PM istiyorsun. Ya bu liseye bağlı değil, tamamen sana bağlı. Meslek lisesinde okuyan bir adam da 40 saniye yapabilir. İşte spor lisesinde okuyan bir insan da parkuru geçemeyebilir. Tamamen kişiye bağlı bu. Ekstra puan, cart curt muhabbetleri de yok. Ama spor lisesi senin için avantaj olabilir. Çünkü hani içeriğini bilmiyorum. Ben sosyal bilimler mezunuyum. Sportifsen geçersin. Siyasi gönderimleri beğenmek sıkıntı çıkartmaz sizin için. Siyasi gönderilerin altına mümkün mertebe yorum yapmayın, profilinizde paylaşmayın. Ama bak, bu sözümü yanlış anlayan arkadaşlarımız da oluyor. Bayram mesajları, işte özel günlerdeki mesajlar, gönderiler siyasi paylaşıma girmez. Parti, ondan sonracığıma yasaklı şeyler, bunlar siyasi şeylere girer. O yüzden yaşınız küçük, saçma sapan şey yapmayın. Türk ocaklarıymış, ülke ocaklarıymış, işte gençlik kollarıymış, bunlara üye olmayın. İleride hep sıkıntı çıkartır size, özellikle memuriyete girerken. Kağıt üstünde sıkıntı çıkartır. Onun haricinde öyle. Hiçbir şeye bulaşma. Tanı ve ilaç yoksa herhangi bir sıkıntı çıkartmaz. Çünkü psikoloğa gitmek kadar normal bir şey yok. Ama psikiyatriye yönlendiriyorsa büyük ihtimalle bir şeylerden şüphelenmiştir. Ama doktorun inisiyatifine kalmış. Son bir yılda ilaç kullanıp da geçen var. 9 yıl önce ilaç kullanıp da geçemeyen var. O yüzden tamamen doktorun inisiyatifine bağlı. Kankam, askeri personel değilim ama NATO ülkelerinde çalışabileceğini duymuştum, kurmaylık vasıtasıyla. Ama Amerika var mı bilmiyorum. Hayır, giremezsin. Sadece 12. sınıfta okuyanlar ya da 21 yaş dahil olmak üzere diğer insanlar girebilir. 11. sınıftan giremezsin, yaşın tutsa dahi. Genel check-up yaptır ama tanı çıkarsa hiçbir şekilde Milli Savunma Üniversitesi'nde şey olamaz, şansın olamaz. Mesela tanı derken 11 derece skolyozun çıkar, sıçarsın düzeltemezsen. Ya da düz taban çıkar, onda da sıçarsın. Gözünde derece vardır, onda da sıçarsın. Arkadaşlar, PMU'nun sözlü mülakatları fiziki mülakatlardan geçtikten sonra beklemede bekliyorsunuz. PMU'nun sitesinde açıklanacak sözlü mülakatların yeri ve günü. Bir 10-15 gün sonra yatar yerlerde yüksek ihtimal, yani %95 Ankara olacak. İngilizce hazırlığın içeriğini bilmiyorum ama dinleme, konuşma, yazma, cart curt muhabbetler varmış. B1 yetmeyebilir belki. Göz çizdirme şu şekilde oluyor arkadaşlar. Garanti olmasını istiyorsanız 6 ay önceden çizdirmeniz gerekiyor ve özel hastanede yaptırdığınız için, ki devlet yapmıyor, çok nadir, %95 yine özel yapıyor. Onun haricinde doktorunuzda kesinlikle sistemi işletmemeniz gerekiyor. Kimlik fotoğrafınızda gözlüklüyseniz arkadaşlar onları değiştirin. Doktorlar çünkü çakıyor oradan. Onun haricinde 6 ay önceden yaptırmanın nedeni de göz kuruluğunun kalmaması. Bir de topografi çekmediği sürece gözdeki çiziyi anlayamaz ama önceden yaptırmak her zaman daha iyi. Şöyle söyleyeyim, intibaktan sonra izin var ama subaylara var. Bir hafta kafa dinleme izni. Astsubayların intibağa geç başladığı için onların izni yok. Direkt okula geçiyorlar orada. Anemiler hakkında çok bir bilgim yok ama Akdeniz anemisi varsa yani elenirsin. Onları bırakıyorlar. Niye bırakıyorlar? Çünkü şöyle, aday sayısı çok fazla. Doktorun da umurunda değil. O nedenle her türlü anemiyi bırakırlar diye tahmin ediyorum. Her zaman yedek bir plan bırakacaksın gereği. Hayatını buna bağlamayacaksın. Üzülmek tabii ki de en doğal duygu. Ama yapacak da bir şey yok. Nasipten öteye gidilmiyor. Kankam, hazırlık sınıfı bunun için var zaten subaylıkta. Astsubaylıkta da İngilizceye gerek yok zaten. Subayların intibak eğitimi 2 gün önce başladı arkadaşlar. 28 gün boyunca sürüyor. Astsubayların 25 Eylül gibi başlıyor. Onun haricinde zaten haber veriyorlar size genellikle. 1-2 hafta oynar seneden seneye. Sınav geç başlar, işte ondan sonra başka bir şey olur, doğal afet olur, cart curt. Ama genellikle subaylıklarınki Ağustos'un 4. haftası, astsubaylıklarınki Eylül'ün 3. 4. haftası gibi başlar. Abim, bunlar sözleşmeli erler. Genelde çok yıldız olur onlarda. Özellikle çelenk ve 3 yıldız varsa tokadı bas, ekmeğini al. Arkadaşlar, insanların psikoloğa gitmesi kadar normal bir şey yok. Psikolog elemiyor sizi, tanı ve ilaç kullanımı eliyor. Diş yamukluğu değil, diş eksikliği sizi eler. Onun haricinde bir sıkıntı çıkartmaz diş yamukluğu. Yüz kızartıcı suçlar olmazsa ve milli güvenliği tehdit eden suçlar olmazsa sıkıntı çıkartmaz. Yüz kızartıcı suçlar nedir? Uyuşturucu, fuhuş. Milli güvenliği sıkıntıya çıkartacak suçlar da terör ve FETÖ'dür. Arkadaşlar, onlar sıkıntı çıkartmaz. Ancak o siteye üye olduğunuz e-postayı, Milli Savunma Üniversitesi'nin giriş belgelerine ya da jandarmanın ya da jandarmaya girerseniz sıkıntı çıkartabilir ama onun haricinde olabilir, yani sorun olmaz. Şöyle kanka, çoğu kişi eksik çıkıyor. Neden diyeceksin, ya da eksik çıktığını zannediyor ki kendi boyunuzu bilmiyorsunuz arkadaşlar. Ben mesela jandarmada eksik çıktım, onu kabul ediyorum, 2 santim eksik çıktım. Normalde ben 1,83,4'üm. Askeriyede de, yani Milli Savunma Üniversitesi'nden de 1,83,4 çıktım. Onun haricinde jandarmada 1,81,4 çıktım arkadaşlar. Onun haricinde ayakkabıyla ölçülürseniz boyunuz tabii ki de kısa çıkar. Onun haricinde normal olduğundan oraya gittiğiniz zaman
Vücudunuzda su tutarsanız boyunuz uzun çıkar arkadaşlar. Nasıl derseniz. Kreatin kullanan arkadaşlarım beni iyi bilir. Özellikle topuğun altında su tutuyorlar ve o maddeyi kullandığı için su tutuyor topuğunun altında. Boyu uzun çıkıyor. Benim 1.85, 1.84.7 çıktığım zamanlarda oldu. Kreatin kullandığım zamanlarda. Arkadaşlar önermiyorum. Günlük bir dal sigara günlük 2'ye çıkar, 3'e çıkar, 4'e çıkar, 5'e çıkar. Sonra bir pakete çıkar. Çünkü insanların tamam ben de dahil olmak üzere sigarayı böyle başladık. Onun haricinde son 6 ay bile yetmeyebilir. Ben hala bazen kesintiler yaşıyorum. Son 1 yılda son 6 işte son 1,5 yıla falan bırakırsanız sizin için her zaman daha iyi olur. Tabii ki de istisnalar kayda iyi olmuş. Ya ben günde 2 paket içiyorum ama 400 metreye güzel koşuyorum. Arkadaşım sen şu an öyle koşuyorsun. Bir 10 yıl sonra öyle koşamayacaksın. Okuldaki sağlık kontrolleri kesinlikle çok detaylı değil. Ancak neye bakıyorlar? Dövme yaptırmışsınız, faşa atmış mısınız, bir yerinizde yara izi olmuş mu, işte kanser misiniz, çarçurt muhabbetlerine onlara bakarlar ama onun haricinde kolay kolay atmazlar. Tedaviniz için uğraşırlar. Yani kanser tedavisi olanlara bile uğraşıyorlar. Onun haricinde yani artık son raddeye geldiyse o zaman çıkartıyor. Hocam bunu belki 500. defa soruyorsun. Kadın kamyon alımı evet söylendi ama resmi bir açıklama yok. Sıralama puan kişiyi onları da bilemiyoruz ama jandarma gibi olursa en az 350 TYT bekliyoruz ham. Aynen çıkarım yok çünkü ben geçen sene Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına gittiğimde hiçbir şey bilmiyordum. Adam akıllı kaynak da yoktu. Böyle samimi anlatan, birebir anlatan, yüzünüze pat diye vuran kaynaklar yoktu. O yüzden dedim ki ben neden anlatmayayım millete. Onun haricinde Allah rızası için ya bir beklentimiz yok. Dostumuz olsun. Arkadaşımız olsun, bizi desteklesin, Allah razı olsun demesi bizim için yeterli. Hava Harp Okulu için sayısal çözmeniz zorunlu. Okulda sözel bölüm olabilirsiniz, eşit ağırlık olabilirsiniz, dil okuyor olabilirsiniz. Lisedeki okul türünüz fark etmiyor arkadaşlar. Sadece sınavda ya da Milli Savunma Üniversitesi'nde mezunun sınavında sayısal olarak yeterli puan almanız sonrasında YKS'den de sayısal bölümü çözmeniz yeterli olacaktır. Kesinlikle sorun olmaz senin için. Bakın arkadaşlar sevgili olabilirsiniz. Sözlenemezsiniz, nişanlanamazsınız, evlenemezsiniz, çocuk sahibi olamazsınız, evlenmiş boşanmış olamazsınız. Okuldaki personel ve öğrenciyle çıkamazsınız okulda okurken. Ama sen okulda okuyorsun. İşte Samsun'da sevgilin var, Ankara'da sevgilin var, işte aynı ilde sevgilin var. Herhangi bir sorun yaratmaz. Sadece oradaki öğrenci olmayacak ve oradaki personelden olmayacak. Kıdem atlaması farklı bir şey, rütbe atlaması farklı bir şey. Kıdem atlaması diyorsan kıdemler çalıştıkça artar. Ekstra olarak hazırlık okuduysanız kıdeminiz mesleğe başladığınızda bir tık üste başlarsınız okuduğunuz devrenize göre. Yüksek lisans yaparsanız iki tık devrenize göre yüksek kıdemden başlarsınız arkadaşlar. Onun haricinde işte 1.8, 1.4 çarçurt muhabbetlerini bilmiyorum açıkçası. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Sayısal bölümlerin alması daha fazla. Şimdi eşit ağırlıktan sadece kara harp okulu okuyabilirsin. Ancak sayısaldan hem kara harp okulu okuyabilirsin, hem deniz harp okulu okuyabilirsin, hem de hava harp okulu okuyabilirsin. Yani öndeki kontenjan sayısı daha fazla oluyor sayısal olduğunda. Ancak sayısal tabii ki de zor eşit ağırlığa göre. Arkadaşlar bunu kaç kez paylaşacağım artık bilmiyorum. O yılın içerisinde herhangi bir zamanda 17 yaşına girmeniz yeterli. İşte abi sınavdan sonra 17 olum. Kankam sıkıntı yok. 2024 yılının 31 aralığında da 17'ye gir. Yine de okula girebilirsin arkadaşım. Sahil güvenlik, astsubaylık çalışma şartları havaya göre daha rahattır ama hava da iyidir. Sana kalmış. Ben olsam Hamyo tercih ederim. Kankam delik hala duruyorsa elenirsin. Kapandıysa sıkıntı çıkartmaz. Jandarma için her zaman CSGA'yı öneriyorum. Çünkü en baştan başlayın. Subaylık, jandarma ve sahil güvenlik akademisi. Jamyo'da iyidir. Çalışma şartları rahattır. Ancak mesleki olarak zordur jandarma. Göründüğünün aksine. Kamburluk ve skolyoz için korseler var kankam. Korseyi taktığın zaman sırtı kürek kemiklerine kadar uzunlukta bir korse. Eğik duramıyorsun. Otomatik olarak dik duruyorsun. Onun haricinde dik durmanı öneririm. Ama şimdi istediğin kadar dik dur. Ben de ders çalıştığım zamanlarda uzun saatler ders çalışınca otomatik olarak vücut aşağı eğiliyor. O yüzden Allah yardımcın olsun. İnşallah çıkmaz. Kankam toplam 3 kere girebilirsin. İkisinden red diyebilirsin. Tekrar girebilirsin. Sağlıktan red yesen bile seneye tekrar deneyebilirsin. Her türlü denersin yani. Şöyle söyleyeyim, şınavınızı geliştirmeniz için kol kaslarınızın güçlü olması gerekiyor. Özellikle triceps kasınızın. Ayrıyetten de bu ders çalışmak gibi ne kadar çok soru çözersiniz o kadar çok soru yapabilirsiniz. Ne kadar çok şınav ve mekik çekerseniz o kadar çok şınav ve mekik yapabilirsiniz. Ben ilk ay sadece her gün 10'ar mekik çektim. Mesela 10'ar şınav çektim. Hiç artmadı ama pes etmedim. Çektikçe gelişiyor. Ben subay olsam er eğitim ya da akademik olarak ders verebileceğim bir şeyler seçerdim.
İşte okurdum orada. Hani mesela sözlerden gireceğim için mecburen tarih okuyorum. Formasyon dersi almak isterdim. Tarih öğretmeni olmak isterdim. Yani hem subay olup hem de öğretmen olmak benim hayalimdi zaten. Onun haricinde tankçı, onları yapamasaydım tankçı teğmenlik isterdim. Ama özel kuvvetler yok. İşte masa başı ağırlıklı. Akademik olarak yükselmek isterdim. Piyade çok zor. Komando sıkıntı yani. Piyade komando da sıkıntı. Düşünüyorum yani aklımda güzel bölüm. Tankçı teğmen ya. Bak piyadeler çıkar teğmenden ağırlık olarak. Bakın siz şeyi anlamıyorsunuz. Orada savaşçı yetiştiriyorlar eyvallah ama harp okullarının akademik takvimlerine bakarsanız %90 akademik bilgi, %10 askerlik hakkında. Haftada bir atış eğitiminiz var arkadaşlar ama haftanın diğer 6 günü o atış eğitiminin olduğu gün. Tarih, coğrafya, matematik, insan hakları, hukuk, çarçur bir sürü ders görüyorsunuz. Sen orada askerden çok akademik olarak bilgiler sana yüklüyor. O yüzden ben söylüyorum. Siz özel kuvvetler, carçurt istiyorsanız subaylığa gidin, subaylığa gitmeyin. O haberlerde gördüğünüz şehitlerin Allah hepsine gani gani rahmet eylesin, cennetiyle müjdelesin inşallah. Onların %99,9'u sözleşmeli oluyor. Sözleşmelileri gönderiyorlar sınıra. Kendi yetiştirdiği 5 yıl göz bebeği gibi baktığı donuna kadar, yemeğine kadar, vergisiz her şeyini verdiği adamı kolay kolay sınıra göndermez.